Hoş geldiniz. 22 Kasım saat 07.20. E, karanlık e, artık bundan sonra böyle yani kışa girdik. Dolayısıyla lambalar açık. Ben de kendimi böyle sanki gece yayını yapar gibi hissettim ama e, günaydın ama gün aymadı daha yani gün doğmadı arkadaşlar. Neyse şimdi küresel piyasalardan başlayayım. Dün akşam e, FED tutanakları geldi. Yani e, işte Amerika'da piyasalar açıldıktan sonra bekliyorduk zaten. E, bu haftanın volatilite olacağı günleri söylemiştim. Bunlardan bir tanesi de FED tutanaklarıydı. Bunlara dikkat edelim demiştim. Ve nitekim de dün akşam gelen FED tutanakları sonrası bir oynaklık oldu, bir volatilite oldu. Şimdi FED tutanakları ne diyor? Şunu söylüyor. Bu geçen ay yapılan Asla Toplantı'nın tutanakları. Şaşırdık mı? Çok şaşırmadık. Şahin tutanaklar geldi. Çünkü geçen ay zaten Pavl da Şahin konuşmuştu. Ee, sadece FED üyelerinin genelde içinde ne konuştuğu, hangi konuda hemfikir oldukları ve neler düşündüğü önemliydi. Tutanaklara baktığımız zaman e, burada aslında Powell'ın konuştuğu gibi yine... E, e, hepsinin genel anlamda görüşü %2 enflasyon hedefine gidinceye kadar sıkılaştırmanın devam edeceği yönünde ve henüz daha işte faiz indirimleri için biraz erken olduğu yani tam faiz indirimlerinden bahsedilmiyor ama yani %2 hedefine gidinceye kadar henüz daha sıkılaştırmadan dönmek için erken olduğu şeklinde şahin bir tutanak yani çok detaya girmeye gerek yok. Hemen hemen FED üyeleri bu konuda hemfikir olduğunu görüyoruz. Şimdi e, dolayısıyla e, piyasaya satış gelmesi gayet normal e, bu satışın e, coşkuyla devam eden piyasalara bir miktar satış geldi. E, altın 2008 e, 2008 dolara bir iğne attı oradan bir geri döndü 1996 dolar. Biz en son bunu e, İsrail Gazze Savaşı başladığı zaman görmüştük. Yani çok hızlı 1800'lerden 2008 dolara bir iğne atıp geri dönmüştü. Şimdi aynı noktadan tekrar geri döndü. Orası sağlam bir direnç noktası oldu 1996 dolar. Şimdi Amerika borsalarına baktığımız zaman burada da yine bu akşam satış var. Yani ya da dün akşam satış vardı. Şimdi hemen şöyle bir bakalım. S&P Dow Jones'ta ve Nasdaq'ta bir miktar evet satış olduğunu görüyoruz. Yani Nasdaq'ta 0.59, S&P 0.21, Dow'da da 0.18'lik bir satış var. Şimdi hazır böyle Amerika borsalarından bahsetmişken S&P'nin grafiğini açtım. Şimdi S&P hemen hemen hepsi birbirine zaten paralel gidiyor. Yazın başlayan düşüş trendinin bozulduğunu söylemiştim. 4.100'lerden yüzlerden bir toparlandı, böyle tam böyle yıl sonuna giderken de bir ralliye başladı diyelim. Hani böyle yıl sonu rallisi gibi de düşünebilirsiniz bunu. Hızlı yeşil mumlarla yukarı döndü. Hadi burada trend sanki düşüş trendi bozulmuş yani düşüş trendi yükseliş trendine dönmüş gibi görünüyor ama bunu yıl sonu olumlu havaya da bağlayabiliriz. Yani kısa vadede düşüşlerin özellikle önümüzde hem ons altın hem de borsa açısından yani genel piyasalar açısından önünde aslında henüz daha bitmeyen bir takım engeller var 2024'de baktığımız zaman. Nedir bu? Hem enflasyon mesela bugün de gelecek veriler var hem enflasyon öncü göstergeleri var PMI'lar var İSEMA'yı verileri var artı en önemlisi şimdi Aralık ayında Fed'in toplantısına gitmeden iki tane önemli gündem olacak bir Amerika enflasyonu ikincisi tarım dışı istihdam verisi yine volatilite yaratacak ve beklenti üstü gelecek olan veriler piyasalarda tekrar satışa sebep olabilir. Yani hani riskler devam ediyor mu? Evet ediyor ama piyasa genel anlamda olumlu bir havanın içerisinde olduğunu söyleyebilir söyleyebilirim. Şimdi eee S&P 4538'de iyi bir noktada şöyle söyleyeyim. Kısa vadede volatiliteler evet volatilite devam edecek. Ancak böyle orta uzun vade için piyasalarda artık özellikle mesela hisse senedi tarafında pozisyon almak isteyenler için hani bu bir anlamda dipten dönüşün de kısa vadede dipten dönüşünde olduğunu bize gösteriyor. Fakat şunu unutmayın. Dediğim gibi kısa vadede düşüşler olur. Her an her şey olabiliyor gördüğünüz gibi küresel piyasalarda. Ama daha çok böyle orta uzun vadede e, e, almak isteyenler, toplamak isteyenler için de yavaş yavaş e, aslında e, burada sepetleri ufak miktarda yavaş yavaş e, toplanmaya başlayabiliriz. De. Yani toplamaya başlayacağımız yerler aynı zamanda. Tabi sadece bu Amerika borsaları için geçerli değil. Bu için içinde geçerli, emtia tarafında e, her şey için geçerli, işte gümüş için geçerli vesaire vesaire. Neden? Çünkü 2024 artık yavaş yavaş dediğim gibi e, faizler Tepe noktasında yatayda kalsa faiz indirimi gelmese bile FED tarafında sonuçta hani nihai faize çok yakınız. Faiz indirimi de belki Mart'ta gelmez, belki Nisan'da, belki Mayıs'ta gelir. E ama neticede artık hani kötüler bitti. E FED tarafından böyle anormal hareketler gelmezse, anormal manipülasyonlar gelmezse biraz daha böyle 2024-2025, 2023'e göre ya da 2022'ye göre biraz daha olumlu geçecek gibi duruyor Arkadaşlar bunu ayrıyeten biraz daha detaylı konuşuruz şimdi bu videonun tam olarak konusu değil aslında ama sadece dipnot olarak bunu söylemek istedim ee, dolar endeksine hemen bakalım bunu buradan şöyle kapatalım ha bugün şu verileri vereyim ben size bugün yine volatilite yaratacak önemli veriler var Nedir bunlar? Özellikle çekirdek dayanıklı mal siparişleri gelecek. Bu enflasyon önce göstergesi Amerika'da. Buna bir dikkat edelim. Saat 16.30'da gelecek. E, i̇şsizlik haklarından yararlanma başvuruları ve Michigan Üniversitesi'nin e, enflasyon beklentilerini alacağız bugün. Bunlar da volatilite yaratacak arkadaşlar. E, ve e, devam ediyorum. Şuradan dolar endeksinde bir parça. Evet, dolar endeksi 103.49. Elbette bir miktar güçlendi ama çok güçlü bir bölge değil. Ee, ama yani Fed tutanaklarından sonra bir miktar güçlenmiş oldu. Eee altında da şöyle, ons altını söylediğim zaten 2008 dolardan döndüğünü volatilite bugün gecik olan verilerle devam ediyor olacak. Şunu da kapatalım. Şimdi kriptoları e, kriptolara bir bakmak istiyorum. Çünkü e, çok çok önemli Amerika'da Binance'ın CEO'su CZ e, ya da GZ nasıl okunuyorsa artık uzun bir ismi var çünkü bunun. Burada bir soruşturma yürütülüyordu. Bu soruşturma neticesinde e, çok ciddi bir e, ne diyelim hani bir bir e, e, Para şarj etti. Yani 4.3 milyar, 3 milyar dolarlık bir ceza e, şarj etti. Ve bu dolandırıcılığı ya da kara para aklama, kara para ve dolandırıcılık soruşturması e, da e, Binance'ın CEO'su da bunu kabul etti. Yani cezayı da e, ödeyeceğini söyledi. Yani zaten mecburen bu cezayı ödeyecek. Ama önemli olan şu e, böyle bir soruşturma vardı ve e, bu soruşturmayı ve bu kara para aklama dolandırıcık hikayesinde aslında kabullenmiş oldu. Arkasından da istifa etti. kripto piyasasında böyle bir deprem etkisi yarattı bu durum. Ya şöyle şimdi sadece Binance değil tabi kripto tarafına baktığımız zaman dünyada özellikle kara para aklamada, da işte işin içerisinde dolandırıcılık vesaire hani merkeziyetsiz olması çok da hani regulasyonların olması bütün dünyada aslında bu yöntemin her anlamda zaten kullanıldığını hani gözler önüne seriyor işte Binance gibi dünyanın en büyük kripto para borsalarından nın başındaki adam da bunu kabul etmiş oldu. Yani kabul etmesiyle aslında bunu doğrulamış oldu ve bu cezayı ödeyeceğini söyledi. 4.3 milyar dolar oldukça büyük bir rakam. Hani bu yeni bir şey değil. Yeni bir şey değil de derken bunu kabul etmesi oldukça önemli ama dünyada dediğim gibi kripto para tarafında kara para aklama, dolandırıcılık zaten görüyorsunuz hani bunun üzerinden yapılıyor. Çok da detaylandırmaya gerek yok. Durum bu ve bunun yanında mesela yine Amerika'da yaklaşık 9 milyar 9 milyon dolar değerindeki bir tetere yine el konuldu Amerika tarafından. Neden yine burada dolandırıcılık yöntemiyle yapılmış işte bir yöntemle yaklaşık 9 milyon dolar değerindeki teter. USDT'ye eşit olan e, Tether'in Tether'e el koyduğunu açıkladı yani öyle söyleyeyim size. Yani bol miktarda dolandırıcılık, kara para aklama, kripto para piyasaları üzerinden yapılıyor. Yapılmayı da devam edecek çünkü hiçbir şekilde hem regulasyonu yok hem de para aktarma işi çok kolay e, yapılıyor bu sistemle. Dünyada bunu kullanıyor mu? Evet kullanıyor işte yeri geliyor bunlar da kabul etmiş oluyor. Şimdi Bitcoin tarafında 36.338 dolar. Ethereum 2.100'lere kadar çıktı. Hatta biraz daha üstünü bile görmüş olabilir. 1.982 dolar bir miktar düştü. Ee, hani şöyle söyleyeyim. Hani kripto tarafında daha böyle yine piyasadaki olumlu havayla beraber 2024-2025'lerde ben daha iyi yerler bekliyorum açıkçası. Ve hani biliyorsunuz ee, hem Bitcoin hem Ethereum'da bir şeyim. Yani uzun dönemli toplayıcı olduğumu da söylemiştim. Hani fiyatların aşağıda kalması mesela benim gibi toplayanlar için hala oldukça büyük avantaj. Ne kadar aşağıda kalırsa ne kadar yavaş yükselirse benim için o kadar büyük bir avantaj. Çünkü ben hakikaten çay kahve çekirdek parasıyla bunu yavaş yavaş arttırıyorum. Ne kadar uzun kalırsa benim için o kadar çok toplayacağım için benim için oldukça önemli. Dolayısıyla ben Bitcoin ve Ethereum özelinde konuşayım. Yani yani bunların kalıcı olacağını, aşağıdaki alt kriptolarda birçok değişiklik olabilir. Birçok gelir gider onu bilemem. Ama özellikle bu iki tane biri anne, biri ana, biri baba diyelim. ikisinde uzun dönemli kalıcı olacağını düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Risk içeriyor ama ben inanıyorum. Çünkü inanılmaz müthiş bir sistem. Eee blockchain teknolojisi özellikle işte Ethereum'un yeri çok ayrı, Bitcoin'in yeri çok ayrı. Her ikisine de açıkçası uzun vadede inanıyorum. Ya da bir sürpriz olacaksa da olumlu ya da olumsuz. Bunu da bu riskleri de göze alarak uzun dönemli burada pozisyonlarımı artırmaya devam ediyorum. Bu benim stratejim. Size uymayabilir. Aynısını yapın demiyorum ama ben bunu uygulamaya devam ediyorum. O nedenle hani düşmesi benim işime geliyor açıkçası. Hem dövize endeksli olması hem de dediğim gibi FED'den de Yavaş yavaş fedin sonlara yaklaşması, en nihayetinde buraya ne yapacak olumlu destek vermiş olacak ve gelelim şimdi içeriye. Biraz hızlı gidelim içeriye gelelim. Şimdi borsaya bakalım. Ben hep böyle dışarıdan başlıyorum. Aslında içeriden belki de dışarıya bakmak lazım ama dışarıdan içeriye girmek nedense bana daha şey geliyor, daha kolay geliyor. Belki de bilemiyorum. Şimdi dün borsada güzel hareketler oldu. 8046 ile güzel bir kapanış yaptık. Hafta başı şunu söylemiştim. Hatta dünkü yayında söylemiştim. Borsa cephesiyle ilgili fikrimi. Ee, hani bu hafta özellikle mesela yarın Merkez Bankası faiz kararı var. Ee, burada hani 250 bas puanlık faiz e, artışı beklenmesi. Yani artık biraz frene e, basılması, 500'lerden 250'lere dönmesi ve genel anlamda hem yabancı hem de yerli içeride hemen hemen bu konuda hem fikir, e, öyle söyleyeyim. Yani sürpriz olur e, bunun üstünde gelmesi. E, bu anlamda e, borsa e, buradan biraz e, ne yapıyor? Olumlu hava alıyor. Bir yurt dışındaki eee coşku iki içeride 250 puanlık faiz e, artışı gelecek olmasından olumlu hava alıyor fakat bütün hisseler aynı oranda gitmiyor yani borsada olanlar zaten biliyordur hisse takibinden e, özellikle havacılık çok iyi gidiyor Türk Hava Yolları e, ve birkaç tane e, iyi hisse endeksi yukarı taşıyor ama özellikle havacılık şu anda endeksi yukarı gö götürüyor e, Türk Hava Yollarında yani bir dirence geldik yeni bir dirence 268 e, küsürle tamamladı şu an tam rakam önümde değil daha önce de bu dirence geçememişti. Bakalım bu dirence geçecek mi, geçmeyecek mi göreceğiz. Ee, şimdi tabii hala borsa tarafında. Olumlu havayı yani kendi açımdan korumaya devam ediyorum. Sadece şöyle bir risk var. Bütün hisselerde aynı yükseliş yok. Hacim çok yetersiz. Yani para girişi yetersiz. Sadece birkaç tane hisseyle götürülmeye çalışılıyor. Ve dolayısıyla da geldiğimiz noktada artık hani 8046'da da gerçekten burası da artık hani dirence yakın bir bölge. Dolayısıyla hani buradan bir satış da gelebilir burayı kıramazsa tekrar yukarı çıkamazsa. Ama buraya geçersek 8400'leri, 8300, 8400 buraları tekrardan yaklaşma ihtimali var arkadaşlar. Yani önemli bir yerde kapattık diye düşünüyorum. Ve böylece aslında şunu da anlamış olduk. Çok kötü bir şey olmazsa 7300'ler, 7400'ler şimdilik dip görünüyor. Tekrar oraları görür müyüz? Biraz hani takip etmek, zamana bakmak, Merkez Bankası'nın faiz kararlarına bakmak ve gelecek olan siyasi tarafta da haberleri okumak gerekiyor. Ama daha çok hisselere odaklanmakta fayda var. Çünkü hisseler birbirine benzemiyor. Çok büyük ayrışma var. Bazıları hiç gitmiyor. Hala aynı yerinde sayıyor. Hala çok düşük olan hisseler var olması gerektiği yerlerden çok uzaklar. Dolayısıyla pozisyon alırken hisse seçiminin çok önemli olduğunu söylemek lazım. Yani hani bu seviyelerden girilir mi? Nereye gireceğiniz artık önemli. Hangi hisseyi elinde tutacağınız oldukça önemli diye düşünüyorum. Ve Dolar TL 28.81 yani her gün bir miktar üzerine koya 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 29'lara artık hani geldik ne diyorduk eli kulağında Kasım ayı bitmeden 29'ları gör diyorduk. Hakikaten de yani 29'lara geldik yıl sonunda muhtemelen 30'lar civarında bir seviyeyle kapatacağız ani bir atak gelmezse şu anda da ne diyelim ani içeride sert bir şey olmazsa böyle kapatacağız gibi duruyor. Gram altını söylemeye hiç gerek yok zaten. Gram altında dolar tl destek vermeye devam ediyor. Ons tarafını takip ediyoruz. Ons'a da aslında önü açık kısa vadede volatiliteler devam ama orta uzun vadede önü açık öyle söyleyeyim. Daha çok şimdilik en azından konjöktür şimdilik veriler bize bunu gösteriyor. Ve gelelim şunları da kapatalım. Ve gelelim şimdi neler konuşuluyor yani içeride neler konuşuluyor artık yıl sonu geliyor asgari ücret tartışmaları var asgari ücret işte hangi neden ne bazı alınacak yani gelecek olan enflasyon mu baz alınacak çünkü enflasyonda Mayıs ayında işte hala zirveleri göreceğiz Mayıs ayında hala zirvede değiliz biliyorsunuz. Gerçekleşen mi? Gelecek olan mı? Hangi enflasyon üzerinden asgari ücret tartışmaları devam ediyor? Hatta Türk İş Başkanı Atalay'ın güzel bir açıklaması vardı. Geçen gün söyleyecektim. Unuttum size 19 Kasım'da yaptım. Asgari ücretle soruyorlar kendisine. Diyorlar ki siz ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir rakamdan bahsedebiliriz? Kendisi diyor ki Vallahi ben bunu zamanda bırakmak istiyorum ve konuşmak istemiyorum. Çünkü ben ne dersem Sonuçta konuşacağımız her şey daha zam gelmeden direkt e, raflara yansıyor. Yani hani şu kadar zam yapılacak ya da yapmayı öngörüyoruz ya da bunu düşünüyoruz dediğimiz anda direkt e, hemen fiyatlara yansıyor. Asgari ücret yani artış cebimize girmeden otomatikman gitmiş oluyor e, dedi. Yani bu da aslında çok e, acı da bir gerçek aynı zamanda. Hani bırakın paranın verilmesini açıklanması bile konuşulması bile raflara yansıyor e, cebimize anında yansıyor bu da maalesef e, üzücü bir durum bu tartışmalar şu an devam ediyor e, burada tabi emekliler hakikaten yani hani mağduriyetten bahsedeceksek eğer her şey bir kenara gerçekten 6.5 6.5 milyon emekli 7.5 7.500 lira hala maaş ile geçinmeye çalışıyor. Etraftan da mesela çok fazla hakikaten mesela bir yere gittiğim zaman direkt emekli bir vatandaş ya da emekli maaşı alan insanlardan çok fazla hani bununla ilgili böyle gündem çok fazla konuşma işte ne düşünüyorsunuz biz geçinemiyoruz şeklinde konuşmalar var. Yani 7500 liraya nasıl geçinecek emekli? İki kişi bile olsa karı koca emekli bile olsa 15 bin TL kendi evlerinde bile oturuyor olsalar ancak bir çorba kaynatırlar. Yani durumlar emekli tarafında oldukça bu sene çok kötü geçti. Yani 7500 lira maaş, maaş değil. Şu anda yeni artışla işte yaklaşık 10 bin, 10 bin 500 lira gibi bir rakamdan bahsediliyor. Ama burada korkunç bir mağduriyet var. Bu mağduriyetin hakikaten giderilmesi, düzeltilmesi lazım. Ama gelelim işte Mehmet Şimşek'in politikasına. Sayın Bakan da ücretler kısmında oldukça daha önceki yaptığı açıklamalara baktığımız zaman da hani yani yani nereden feragat edeceğiz hani nereden vereceğiz enflasyonu e, düşürmek için bir takım hamleler yapılıyor ama ücretler kısmında biraz hani ücretler tarafına basıyoruz yani basmak istiyoruz çünkü bu tarafı arttırdıkça işte enflasyonu e, destekliyor e, denmesi e, de ayrı bir aslında üzücü bir durum çünkü e, Kesilmesi gereken ya da kısıtlanması gereken o kadar harcama varken e, özellikle bu ücretler tarafında özellikle emekli tarafında bu rakamlar çok büyük hayal kırıklığı e, ve umarım hani bizi dinleyenler beni dinleyenler umarım hani ben her yerde de söylüyorum bunu e, umarım yani bu düzeltilir. Zaten bu 5000 TL verilecek hikayesi var biliyorsunuz 5000 TL de çalışmayanlara verecekler. Zaten 7500 liralık da aklı başında olan, eli ayağı tutan birçok emekli de çalışıyor. Çalışmak zorunda çünkü bu parayla geçim olması mümkün değil. Her emeklinin evi de mi var? Evi de olmayan birçok insan var. Gerçekten inanılmaz zor. Umarım düzeltilir. Umarım bizim söylediklerimiz, konuşmalarımız da bir yerlerden bir yerlere gidiyordur. Umarım işe yarar. Tabii diğer taraftan işte seçim şu anda Cumhurbaşkanlığı seçimi, işte 50 artı 1'in değiştirilmesi, 40 artı 1'e getirilmesi, işte bir takım e, yerel seçimlerden sonra işte bir takım referandum, anayasa referandumları vesaire vesaire bunları hep ayrı ayrı konuşmak lazım. Ama bunların hepsi ekonomiye gerçekten Zarar verecek belirsizliğe sebep olacak hareketler. Yani bir taraftan bir şeyleri iyileştirirken bir taraftan da siyasi tarafta hala o belirsizliklerin bu tarz şeylerin ortaya çıkması ekonomik tarafta moral e, bozmaya ve belirsizlik yaratmaya devam edecek konular olduğunu söyleyeyim ben size. Evet yani oldukça fazla haber akışı olduğu için e, biraz toparlamaya çalıştım. Soru ve yorumlarınızı lütfen aşağıya e, bırakalım. Önemli bunlar. Yarın da zaten Merkez Bankası toplantısı var. Orada bir canlı yayın yaparız. Orada biraz soru yorum da yaparız. Hafta sonu da yapacağım canlı yayınlarda yine soru cevap yapmaya çalışırız. Çünkü hafta içerisinde bu tarz böyle videolarda Maalesef ancak gündemi toparlayabiliyorum. Çok fazla şeylere giremiyorum. Bütün her şeyden de haberdar olabilmek için, sizleri de haberdar edebilmek için her şeye değinmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Ama gündem inanılmaz yoğun. Öyle söyleyeyim size. Şimdilik bu kadar güzel bir gün kazançlı ve sağlıklı bir gün diliyorum. Ee, görüşmek üzere. Havada işte aymaya başladığı gün de böyle hafiften kendini göstermeye başladı Evet görüşmek üzere. Hoşçakalın.